Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün size dinamit karides tarifi vereceğim. Adından da anlaşılacağı üzere acı soslu bir karides yapacağız. Acılık seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Açıkçası ben de gittiğim restoranların bazılarında çok acı bulmuştum. Bazılarında birazcık daha az acı oluyor. Ama birazcık acılı olması da çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Şimdi bir kabın içerisine bir su bardağı un alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı nişasta koyuyoruz. Bu tarifte nişasta kullanmanız çok önemli. Çünkü o dışındaki çıtırlığı verecek. Bir yemek kaşığı kabartma tozu ve tuz da ekledikten sonra karıştırıyoruz. Karideslerimizi bu un karışımına buluyoruz. Ve fazlalık ununu sirkeledikten sonra bir tabağın üzerine alıyoruz. Bu tarifte kullanacağınız karidesin boyutunun orta olmasına dikkat edin. Eğer çok küçük böyle minik karidesler vardır, onlardan kullanırsanız çok zorlanırsınız. Çünkü sosa bulayıp kızartması birazcık zor oluyor. Eğer çok büyük de kullanırsanız, ben ilk denediğimde birazcık büyük bir karides kullanmıştım. O zaman da çok büyük oluyor gerçekten ve yemesi birazcık zor oluyor. Şimdi tüm karideslerim bitene kadar una bulayıp fazlalık unu sirkeledikten sonra bir tabağın üzerine alıyorum. Şimdi bu noktada yağınızı ısıtmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü birazdan karideslerimizi sıvı bir harca batıracağız ve anında da kızartmaya başlayacağız. Karideslerimi batırdığım bu unlu karışımın içerisine bir su bardağı kadar soda ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Eğer çok yoğun bir kıvam oluyorsa birazcık daha ekliyorum. Kıvam ne çok sıvı olacak ne de çok yoğun olacak. Şimdi karideslerimi tek tek bu sıvı karışımın içerisine batırıyorum. Fazlalık sıvıyı akıttıktan sonra ısıttığım yağın içerisine alıyorum. Tek tek karideslerimi yağın içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Kızardıktan sonra diğer taraflarını çeviriyorum. Ve tamamen piştikten sonra da fazlalık yağını almak için bir kağıt havlunun üzerine alıyorum. Şimdi karideslerimizi de pişirdiğimize göre artık sosa bulama zamanı. Sos için bir kabın içerisine mayonez alıyorum. Üzerine acı sosumu ekleyip karıştırıyorum. Ben bu tarifte sriracha kullandım. İstediğiniz acı sosu kullanabilirsiniz. Tadına bakın, acılık seviyesini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar bal ekliyorum ve onu da karıştırıyorum. Şimdi karideslerimizi bu mayonezli sosun içerisine alıyoruz. Karıştırarak her tarafına bulaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra ben servis etmek için restoranlarda servis edildiği şekilde bir kabın içerisine marul aldım ve onların üzerine yerleştiriyorum. Aslında orijinalde geniş ağızlı ve uzun bacaklı bir bardağın içinde servis ediliyor. Yine aynı şekilde marulların üzerinde servis ediliyor. Benim evimde öyle bir bardak olmadığı için ben bu şekilde servis etmeyi tercih ettim. Şimdi önümüze alacağız ve tadına bakacağız. Dinamit karidesimiz hazır. Şöyle göstereyim hemen. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor. Şimdi hemen tadına bakacağım. Yalnız çatal da almamışım. Şöyle elimle alayım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Hemen tadına bakıyorum. Dışı çıtır çıtır. Sosu inanılmaz lezzetli. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.